Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzmanı ve yanımızda Bilal Yağcı var. Kendisi kripto para uzmanlığı danışmanı ve yaptığım eğitimlerde genelde şunu soruyorsunuz ya, senin bahsettiğin işte satış hunisi ya da işte yaptığın sistemden acaba belirli bir başarı hikayesi var mı? Yani bu sistemi kurup da bu sistemin faydasını görenler var mı? Bilal Bey'le zaten bunun için bir araya geldik. 5-6 ay önce çalışmaya başlamıştık. Bu 5-6 aylık süreçte kriptoparadunyası.com blog sayfasını açtık. Bilal Bey'in kendi sayfasını açmıştık. bilalyağcı.com. Ve bu sayfa üzerinden hem yavaş yavaş markalaşma ve ismimizi duyurma, eğitimlerimizi duyurma amacıyla böyle bir şeyler yaptık. Bilal Bey'le bu konuda konuşacağız. Yani bu 3-5 aylık süreçte neler değişti ya da yapmış olduğumuz bu dijital çalışma, oluşturduğumuz bu dijital iş ne tür faydalar sağladı size? İzleyicilerle paylaşırsanız ya da bu tür dijital çalışmaya yapmaya değer mi değmez mi, bu konuda fikirlerinizi alırsak süper olur. Direkt şöyle başlayayım. Yani dijital pazarlama geleceğin kesinlikle pazarlama aracı. Yani olmazsa olmaz. Biz bundan kaçmamalıyız. Çünkü hani ben sizinle çalışmaya başladığımız ortalama 6-7 aylık süreç öncesinde nereden nereye geleceğimizi planlamasını, her şeyini yapmıştık. Ancak baktığımızda şu anda bu geldiğim noktanın çok daha hızlı olmasının temel noktası dijital pazarlama. Hani şöyle anlatayım. Siz tek başınıza belki mutlaka bir şeyleri başarabilirsiniz ama arkanızda dijital pazarlamanın, sosyal medyanın, aynı zamanda güzel bir oluşturulmuş bloğun sizi belli bir noktaya hızlıca getirdiğini çok net görebiliyoruz. Hani bu konuda da Alişan Bey'in bilgi birikim düzeyi çok çok yüksek ve yönlendirmeleriyle birlikte gerçekten de istediğiniz noktaya çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz aslında. Aslında şey diyebilir miyiz? Yani dijital pazarlama aslında bir kaldıraç etkisi. Yani günümüz internet ve teknolojisi aslında müthiş bir kaldıraç gücü ve belki bizim 1-2 sene yoğun çabalarla ulaşamayacağımız yere internet sayesinde çok daha hızlı ulaşabiliyor muyuz? Yani siz bunu yaşadınız diye düşünüyorum. Bu anlamda hani kaldıraç gücü çok daha hızlı etkisini gördük sanırım. Yani kesinlikle kaldıraç etkisi var. Yani benim zaten içinde olduğum alan dijital bir dünya. Yani bakıldığında ben kripto parayla uğraşıyorum ve kripto para üzerine insanlara danışmanlık yapıyorum. Bu danışmanlık sitesini bu kaldıraç gücünün de etkisiyle çok hızlı bir şekilde hissetmeye başladım. Çünkü insanların bana kendi internet sitem üzerinden ulaşması, hani bilalyağcı.com üzerine ulaşması, aynı zamanda insanlar kriptoparadunyası.com üzerinden hem haberlere, hem videolara, hem de birçok konuya hakim olmaları benim yönlendirmelerimle birlikte daha da hızlı geçiyor. Ama ne yaparsak yapalım, bir markalaşma istiyorsak bu dijital dünyada mutlaka yer almalıyız. Bir izniniz olması gerekiyor ki biz mesela 5-6 ay önce çalışmaya başladığımızda aslında şöyle hedeflerimiz var. Yani ismin duyulması, belki şu anda Bilal Bey, ben hani sosyal medyasından yakın takipteyim ve artık son bir ay içerisinde şunları görmeye başladım. Hani İTÜ'de, işte üniversitelerde konuşmalar yapılmaya başladı, televizyonlarda, eğitimlerde, özel eğitimler vermeye başladı ve gerçekten sosyal medyası çok yoğun bir şekilde medyada görünür oldu. İşte konuşmalar olsun, TV röportajları olsun, işte üniversitelerde konuşmalar olsun, gerçekten çok büyük bir katkısı olduğunu görüyorum ve bu anlamda hani sizin de aklınızda belki de hızlı büyümek, yani dijitalde bir ayak izi oluşturup insanlar, sonuçta ben birçok videoda bunu bahsediyorum, insanlar artık herhangi bir kişinin ismini duyduğunda ne yapıyor? Hemen Google'a gidip sizin isminizi araştırıyor. Bu aslında hem avantaj hem dezavantaj. Siz internette sağlıklı bir varlığınız varsa, yani bir web siteniz, bir sosyal medyanız doğru bir şekilde ayarlıysa, insanlar sizi bulup sizinle iletişime geçip sizin müşteriniz olabiliyor. Ama siz yoksanız bu da büyük bir dezavantaj haline geliyor diye düşünüyorum. Buna kesinlikle katılıyorum. Çünkü insanlar ilk önce Google'dan sorguluyor. Bilal Yağcı yazdığında insanların Google'da hem kendi sayfamızı bir CV gibi önlerine koymak, artık kim olduğumuzu, nasıl çalıştığımızı, kimlerle çalıştığımızı ön planda komple aynı şekilde verilmesi ve insanların artık hani direkt CV'lerinin aslında bakıldığında internet üzerinde yer alması bir dezavantaj gibi gözükebilir ama bunu avantaja çevirmenin en büyük yollarından bir tanesi işte burada sağlam bir çalışma arkadaşı olması gerekiyor. Burada da dijital pazarlamada ben sana çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bana çok destek oldun ve benim geldiğim bu noktada daha hızlı gelmemi sağlayan çalışmaları birlikte yol açtık. Bir de insanın çalışma arkadaşı çok çok önemli. Çünkü yeri geldi gece saat 12'de de aradım. Ama bu konuda hani bana o konuda desteği oldun. Çünkü düzeltilmesi gereken ve eklenilmesi gereken bir haberde her zaman destek oldun. Bunlar da çok çok önemli. Çünkü tek başınıza çıktığınız bir yolda bir yere kadar başarabiliyorsunuz ama
hem dijital pazarlamayı, yani dijital bir ekibin olması çok daha şey anlamında çok daha hızlı oluyor. Yani, ben aynen. Bir de dijital konusunda mesela Mark Zuckerberg'in söylediği çok önemli bir söz var. İnsanlar bugün sizinle işbirliği, sizin işte sosyal medya hesaplarınızdan ya da işte dijital ortamdaki varlığınızdan, oradaki dijital varlığınızı analiz ettikten sonra sizinle işbirliği kurmaya başlıyor ve hani bugüne baktığımızda mesela Bilal Yağcı yazdığımızda Google'a işte çıkan ilk web sayfasında mesela Bilal Bey web sayfasını öyle bir konumlandırdık ki hani Bilal Bey'in kim olduğunu bilmeyen bir adam bile sayfaya girdiğinde oradaki videodan, görsellerden, menüden, yaptığı çalışmalardan, katıldığı işte etkinliklerden, sosyal medyanın düzenlenmesinden zaten diyor ki evet kafasında hemen bir sağlıklı bir konumlandırma oluşuyor ve sizin birebir kim olduğunuzu anlatmanıza gerek kalmadan web sitesi aslında 7/24 sizin ya da işte dijital varlığınız, sağlıklı kurulmuş bir dijital varlık sizin adınıza 7/24 çalışıyor diyebiliriz sanırım. Kesinlikle ya, dediğimiz gibi dijital pazarlama kaçınılmaz. Burada çalıştığınız çok profesyonel insanlar da size belli bir noktaya daha hızlı gelmenizi sağlar. Bu konuda teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.